Geçtiğimiz Haziran ayında Diyarbakır'da gazetecilere dönük olarak bir operasyon yapıldı ve 15 gazeteci tutuklandı. Yaklaşık 13 aydır tutuklular. Bugün ilk defa yargı önüne çıkacaklar. 700 sayfalık bir iddianame var. Tümünü okudum. Tamamen hukuka aykırı ve kabul edilemez delillerle 13 aydır tutuklular. Bu bir gazetecilik davasıdır ve bu mesele doğrudan doğruya Kürt meselesiyle ilgilidir. Erdoğan'ın 2015'ten sonra Kürt meselesinde makas değiştirmesinden itibaren bölgede özellikle gazetecilere, aktivistlere, avukatlara ve sivil toplum üyelerine karşı ağır bir baskı ortamı oluştu ve gazeteciler bundan en büyük nasibini aldı. Zira buradaki ağır hak ihlallerinin ortaya çıkarılmasını, kamuoyuyla paylaşılmasını hükümet istemedi. Bu gazeteciler de ağırlıklı olarak hak ihlallerini ve bu bölgede yapılan zulmü ve zalimliği ortaya çıkaran haberler yapıyorlardı ve 13 aydır cezaevindeler. Tamamen hukuka aykırı bir biçimde tutuklular. Umarım bugün yargılama sırasında olması gereken olur ve özgürlüklerine kavuşurlar. Son Türkiye'de son yılların en önemli gazeteci davalarından birisi. Bugün bu arkamızdaki adliyede görüşülecek. Yaklaşık 13 aydır tutuklu olan 15 meslektaşımız bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Zaten gözaltına alınmalarından, tutuklanmalarından bugüne kadar geçen 13 aylık süre içerisinde hukuksuzluklarla dolu bir süreç yaşadık. Çünkü neden? Çünkü iddianameleri 9 ay sonra ortaya çıktı. Ve 13. ayda ancak hakim karşısına çıktılar. Türkiye'de hukuk sistemi evet tartışmalı, çok tartışmalı. Ama gazetecilere ayrı bir hukuk uygulandığını düşünüyoruz. Peşinen cezanın çektirildiği, peşinen cezanın ödetildiği bir sistem işliyor maalesef gazetecilerde. 13 ayda ilk kez hakim karşısına çıkmak, bunun hukukta açıklanabilir hiçbir yanı yok. Umarım bugün meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılır ve ailelerine, işlerine yeniden kavuşabilirler. Ve Türkiye'de de gazeteciler bu şekilde yargılanmasına artık son verir.